Allah tebareke ve teala dileseydi onları taş yapmaz mıydı? Ağaç yapmaz mıydı? Bela ya Rabbi yapar. O zaman efela teşkurun, efela taqilun, efela tetevekkelun, efela tu'minun, efela tubsirun, efela tu'minun. Düşünmez misiniz, akıl etmez misiniz, iman etmez misiniz, tefekkür etmez misiniz diye ne yapıyor? Rabbimiz tebareke ve teala bizleri uyarıyor. Fe'tabiru diyor, ya ibret alın diyor. İbret alın. İbret alın. Neyi ibret alalım ya Rabbi? Şöyle bir örnek verelim. Şu dağların nasıl dikildiğini, şu uçsuz bucaksız kainatın nasıl direksiz bir şekilde inşa ettiğini, aynı su, aynı toprak, aynı yer olmasına rağmen ayrı ayrı bitkiler, ayrı ayrı meyveler, ayrı ayrı sebzelerin tat verdiğini, değil mi? Patlıcan ayrı tat, domates ayrı tat, havuç ayrı tat, salatalık ayrı tat, marul ayrı tat, ayrı ayrı tatlara verdiğini kimdir? Allah'tır. İşte bu yüce Rabbimizin kudretini, kuvvetini, azametini, yüceliğini, meşiyetini ve iradesini gösteriyor. Nasıl olur da bunları görmenize rağmen kulluğunuzu benden başkasına yaparsınız? Dünyaya bir kere gelirsiniz ve Allah'a hesap verirsiniz. Gelişiniz sizlere sorulmadığı gibi gidişiniz de dirilişiniz de sizlere sorulmayacak. Çünkü sizi yaratan benim diyor Allah. Yaratan benim diyor Allah. Yaşatan benim diyor Allah. Sizi sevk ve idare eden benim diyor Allah. Dileseydim sizleri taş yapardım, ağaç yapardım. Aklınızı başınıza alın. Nasıl olur da bunları görmemezlikten gelip bana ortak koşarsınız? Ve Allah'a ortak koşan olan bir kişi cehennemde ebedi bir şekilde yanacak. Yanacak. Eğer tabii ki cehaletinden dolayı koşuyorsa Allah'ın meşiyetine kalmış. Allah orada dilerse affeder, dilerse azap eder. Ama bile bile ortak koşanlar, müşrikler ve kafirler gibi cehennemin en alt derecesinde yanacaklardır. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Ondan sonra وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ. Buna benzer daha birçok deliller vardır. İşte bu insanlar diyor la yemlikune min katmir, kesinlikle zerre kadar bir iyiliğe, bir hükme, bir güce sahip değiller diyor. İn ted'uhum la yesma'u du'a'akum. İşte siz bunları çağırdığın zaman duanızı işitemezler diyor. İşte ondan sonra diyor ki ve lev semi'u mestecabu lekum, şayet duysalar dahil icabet edemezler. Edemezler. Ne diyor? اِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءُكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكُكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ. Ve kıyamet gününde sizi onlara ortak koştuğunuzdan dolayı şirkinizden beri olacaklar. Ya Rabbi ben bunları beni sana ortak koşun demedim. Demediğim halde beni sana ortak koştular ya Rabbi. Ben bunlardan beriyim diyecekler. Tıpkı şeytanın dediği gibi. كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ اِذْ قَالَ الْاِنْسَانِ اَكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ اِنِّي بَرِيءٌ مِنْكِ اِنِّي اَخَافُ اللّٰهَ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Şeytan insanla Allah'a karşı gel, ona ortak koş, küfret Allah'a, yani Allah'ın emir ve yasaklarına uyma dediği zaman nedir? Diyecek ki ahiret günde ya Rabbi ben onlara yani tamam dedim de ama ben ondan beriyim ya Rabbi. اِنِّي اَخَافُ اللّٰهَ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Ben alemlerin Rabbi Allah'tan korkuyorum. Şeytan bunu diyecek. Aynı şekilde orada nedir? Diğerleri şikayet edecek Allah.